Aha, çocuk düştü. Bak arkadaşın düştü. Daha bir daha düştü. Bu arada motosikletinizi SB motordan benim adım vererek temin edebilirsiniz. Yardımcı olurlar sizlere. Lan çocuk. Yeni videodan herkese merhabalar. Ben Metrfly Mert Özkal. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bir Çinli konuğumuz. NK250. Bayağıdır videosu bekleniyordu. Sorulan bir motosikletti. Hatta bayağı da alan oldu bu motosikleti. Çünkü mevcut ekonomide uygun fiyat performans açısından tercih edilen bir model. Bugün o motosikleti inceleyeceğiz. Böyle bir tadına bakma fırsatım oldu. Bayağıdır da biliyorum zaten motosikleti. Bir sağını solunu size göstereyim. Motosiklet alacak bir kişinin nelerle karşılaşacağını, motosikletin ortalama teknik verilerini sizlerle paylaşacağım. Videonun başında direkt size söylemem gereken şey abi, motosikletten gacır gucur sesler geliyor. Arka amortisörden özellikle. Benim anlam veremediğim, motosikletin kilometresi de çok az yani. Bakalım kaç kilometrede. Çok havalı bir giriş ekranı, hafif kasıyor ama. Ne abi, 2980 kilometre. Değil mi? Aynen. Daha 3000 kilometrede motosiklet. Bu sesler bana çok normal gelmiyor işte. Burada Mert, ne haber? Tura mı çıktın? Merhaba. Merhaba. Gaz var. Gaz ver bakayım. İşte bu ya. Geleceğin iki tekercisi. Senin köy geçirdi. Evet. Hadi gel. Hadi görüşürüz. Bir sağ ol abicim, görüşürüz. Şimdi evet. Baktığımızda yakışıklı bir tasarımı var diyebiliriz. Dikkat çekiyor. Kullanılan renkler, işte karbon detaylar olsun, ABS fren sistemi olması, işte düşük yakıt tüketimi olması, ki gaz açtığında bu yakıt tüketimi bayağı da artabiliyor. Yani söyleyecek olursam 2,5, 100 kilometrede 2,5 litre 5 litreye kadar çıkabiliyor. Yani o senin tamamıyla eline bakar. Eğer açarsan abi 5 litreye kadar görmüş bu uzun yolda Ankara Beypazarı arasında. 5 litreye kadar çıkmış bunun yakıt tüketimi. Sıvı soğutma sistemi var. Üzerinde 249 cc bir motor bloğu var. 6 vites. Güzel, tatmin edici. Torku da yüksek diyebiliriz. 27 beygir, 22 Nm torka sahip. Güzel abi. Yani torku gerçekten tatmin edici. Diğer işte RS200'de falan kalktığında önde gidebiliyor. Ama tabi bazı RS200'ler bunu geçebiliyorlar kalkışta. Ama aha gene düştün lan. Oğlum sen ne çok düştün lan? Ya ben. Motor videosu çekiyorum. Sizin bisikletle tanıtayım mı? Tanıtım videosu. Kaç beygir bu? He? Çok düştün ya. Birazcık daha düş. İsmin ne senin? Ne? Mert mi? Benim adım da Mert, biliyor musun? Mert kendine motor. Ama benim adım Yusuf Mert mi? Sen bana çok benziyorsun ya. Ay duydum, tamam, tükeşir senin beraber. Yok, bu arkadaşın. Benimki daha güzel, bu kötü motor. Hadi görüşürüz gençler. Şimdi birkaç ufak teknik bilgi verdikten sonra, sıvı soğutma var zaten, artık onu söylemeye gerek duymuyorum. 12,5 litre bir yakıt deposu var. İşte yarım litre de yedek deposu var. Şöyle hemen kısaca bir gösterge paneline göz atalım. Benzin göstergemiz, hararet göstergemiz, saatimiz, kilometremiz, odometremiz, vites göstergemiz. Efendim ne söyleyeyim? Ortalama yakıt tüketimimiz. Güzel şeyler var. Bunlar bence gayet güzel. İşte şakacıktan bir modları koymuşlar. Yok işte sport bilmem ne. Garip garip değişiyor burası ama hiçbir işe yaramıyor. Onun haricinde bu ekran abi 21.000 TL şu an. Güncel fiyatı 21.000 TL. Çok pahalı. Bunu çalıyorlar falan. Haberiniz olsun. Motosikletinizi güvenli yerlere koyun. Motosikletin ağırlığı 151 kilo arkadaşlar. Şöyle bir lastiklere göz atalım. 140-60-17 arka lastiğimiz var. Ceset marka. Tırt. Önde de 110-60-17 ebatında bir ön lastiğimiz var. Lastik abi değişebilir. Güvensiz, kalitesiz, ucuz yöntemli, ucuz maliyette lastikler koymuşlar. Şöyle kaliteye baktığımızda hışırı çıkmış. Daha 3000 kilometrede bu oynamıyor bile. Abi bilmiyorum, bu motoru biraz kötüleyeceğim. Ama fiyat performans için tercih edilebilir naked model olarak. Başka
kaydırmalı debriyajı var. Bu güzel bir şey ama ben bu motosiklette vites değiştiremiyorum abi. Yani bir boşa moşa alayım dediğimde diye zorlanıyorum yani. Ayaklarım acıyor. Onur rahat değiştiriyor. Ayakkabının da etkisi var tabii. Ama bilmiyorum, vites geçişleri beni pek tatmin etmedi. Ben bunda birkaç kere benzin müşürünün sıkıntısına şahit oldum. Böyle bayağı bekleyenler olmuş benzin müşürünü. Ben en son biriyle karşılaştığımda işte yaklaşık 500-600 kilometrede motosiklet ve 6 ay 7 ay yani bilmiyorum doğru mu söylüyor ama çok uzun süredir benzin müşürü beklediğini söyledi adam. Motosiklet çok kullanmıyormuş ama benzin müşüründe bir sıkıntı yaşamış. Yaşanabiliyor. Birkaç kişide daha duydum. UMA parçaları şu an getiriyor mu? Evet. Bir tık daha arttırmış ama tüm parçalar var mı derseniz tüm parçaları bulamıyorsunuz diye biliyorum. Tabii bu da zamanla geçecek. Yani artık yavaş yavaş piyasa hareketlendiği için, yeni modeller geldiği için birazcık daha üzerine düşünüyor bu konunun. Şimdi ekipmanlarımızı giyelim. Bu motosikletin bir tadına bakalım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kötü eleştiri de olabilir. Her türlü yorumunuzu açayım. Aşağı atmayı unutmayın. Yeterli benim için. Bu arada yakında motosiklet temizlik bakım ürünlerini çıkartıyorum kendi ismimle. Bu şekilde bir şişe tasarımımız olacak. İşte bu jant temizleyici ilerleyen aşamada, yani ürünler çıktığında işte hızlı cila, plastik parlatıcı, lastik temizleyici, genel temizleyici, aklınıza gelebilecek bir sürü ürün olacak. Şimdiden duyurusunu yapayım. İlk defa burada yapıyorum. Evet arkadaşlar, ekipmanlarımızı giyindik. Motosikletin üzerine bineceğiz ve birazcık tecrübelerimizden bahsedeceğiz. Bakalım bu motosiklet bize nasıl hissettirecek? Evet abi, kaskı bağlamayı unutmuşuz. Şimdi motosikletin fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda işte ortalama kaç? 128 bin lira civarında, 126 bin lira da olabilir. Bir satış fiyatı var sıfırının. Yavaş yavaş fiyatları düşürmeye başladı. İşte yok liste fiyatının üstünde olacak, yok şöyle yok böyle diyenler çıkan yasalar doğrultusunda fiyatları düşürmeye başladılar. Ben olanları anlatacağım. Fakat bunların hepsi bu motosikletin fiyatını göz önünde bulundurarak yeniden değerlendirilebilir arkadaşlar. Ben sadece hissettiklerimi söyleyeceğim. Şimdi bir kere motosiklet gidiş ve duruş açısından gayet tatmin edici. Açtı mı gidiyor, bastı mı duruyor. Eyvallah. Bu konuda sıkıntı yok abi. Ama bu çıkarttığı gacır gucur sesler bu makinenin biraz kalitesiz olduğunu gösteriyor. Özellikle bu motosikletin sahibi arkadaş birazcık kilolu olduğu için böyle buna oturduğunda, hareket ettiğinde falan gacır gucur, çatır çutur sesler geliyor abi. Amortisör kısmından. Belki bunun bir ayarı vardır. Belki ufak bir vidadandır, bilinmez ama deviri yükselttiğinde motosiklette şu önden bir hıng yaptı. Bu kötü drenaj sesini maalesef duyuyorsun. Bu fiyat bandındaki motosikletlerin çoğunda da zaten duyacaksın bu sesi. RS 200 bunun dengi değil. Yani birisi işte racing diye geçiyor tarz olarak hemen hemen. Birisi naked diye geçiyor ama RS 200 de bunun arasında kalan çok adam var. Yakın zamanda bu ikisini karşılaştırma videosunu da çekeceğim. Bana kalsa benim tercihim belli hangi motosikleti alacağım ama bunu size sebepleriyle beraber de açıklayabilirim. Bak, ben vitesi geçiremiyorum abi. Debriyaj sıkıyorum, ayağımla itiyorum. Yani bunda bir de kaydırmalı debriyaj var. O halde vites geçişleri benim hoşuma gitmedi motosiklet. Tork konusuna gelecek olursak bu motosiklet onun hakkını veriyor. Açtı mı gidiyor. Sürüşü keyifli ama cidden ya. Yani
tamam, sevmediğim yönleri var ama bu motosikleti alıp sürersen pişman olmazsın bence. Sürüşü cidden keyifli. Yani gaz tepkisi süper. Aralardan geçmeye çok uygun. Ya bu söylediğim şeyleri, kötü özellikleri tamamıyla fiyatına sayabilirsiniz. Fren performansı falan da gayet tatmin ediyor yani. Üzmüyor. Ama mesela SR450'ye bindiğinde lan bu Çin mi diye düşünüyorsun ama buna bindiğinde Çin olduğunu anlıyorsun. Eldeki ayaklardaki titremelerden olsun, gelen seslerden olsun kendini hissettiriyor. Selamun aleyküm ben Çinliyim dedirtiyor adama. Bir lastik koyup rahatlıkla viraj yapabilirsin gibi geliyor. Çünkü oyuncak gibi abi. Nereye itersen oraya gidiyor. Hop şuradan dönerek bak. Freni test ettik gayet güzel. Bak. Alıştıktan sonra motosikletle çok güzel viraj yapılır tatlı tatlı. Yani şöyle hareketlere baktığımızda bununla oynanır abi. Bununla başlanır bence. Eğer ki yedek parça sorununu UMA hallettiyse abi, bu motosiklette neyi kıt istiyorsan başlayabilirsin. Gayet de tatlı olur. Parasını da hak eder diyebilirim. Çünkü fiyatlar uygun abi. Başlıyoruz. Güzel güzel, kaydırmalı debriyaj güzel abi. 44 72 95 geçiremedim. 115 5. viteste biraz zorlandı motosiklet. Hemen bu yolla bir daha deniyoruz. Abi böyle hızlanıyor. Motorun canını okuyor okuya. Hızlandık. Denedik bir şeyler. Güzel, tatmin edici. Beşinci vitese kadar abi uzuyor motor. 135 falan dedikten sonra öksürmeye, yani 130'u geçtikten sonra yavaş yavaş öksürmeye başlıyor. Ondan sonra da top speed'e kadar çıkıyor abi. Bak artık sportuz. Eko'daymış. Şimdi nasıl hızlanacak motosiklet? Abi fan açma mevzusu klasik, kronik NK'larda. Direkt çatırt diye açıyor fanını. Ha, bunu sorun olarak görmeyenler de var. Bu ara yolda ne kadar çok koşan adam var ya. Ne güzel. Alacaksın KN6100 intercomunu. Takacaksın kulağına, vereceksin müziğini. Ondan sonra ne titreşim sesi duyuyorsun, ne amortisör sesi duyuyorsun. Keyfine bakıyorsun abi, hafif bir müzik. Bu zamana kadar intercom almamıştım bu yıla kadar. Intercom aldıktan sonra ne o ailesin titreşim sesi, ne bunun titreşim sesi. Hiçbir şey böyle
hafif vereceksin ama motorunun sesini duyacaksın. Tatlı tatlı kullanacaksın. Çok büyük rahatlık. Kaan Elektronik'ten de alacağınız tüm ürünlerde %10 indirim için Metrfly 10 kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün ürünlerde geçerli. Her türlü zincirdir, bakım ürünüdür, intercomdur. Sis farlar özellikle yeni geldi. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Oradan naçizane benim kodum da Metrfly 10. Alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aralardan, nerelerden çatır çatır. Pancar motoru gibi geliyor böyle. Yapıyor. Sinir bozucu bir sesi var ya. Çok yüksek bir selesi de yok yani. Bunu ortalama 1.65-1.75-1.70 aralı rahat kullanır. Şimdi yeni başlayacaklar için önemli özelliklerinden birisi de bu kaydırmalı debriyaj arkadaşlar. Vitesi böyle tak diye düşürdüğünde yüksek hızlarda arkayı kilitlemiyor. Güzel bir özellik. Abla farlar kapalı sanırsam. Farlar kapalı sanırsam da. İyi akşamlar. Vites göstergesi olması, yakıtının kullanıma göre güzel olması gayet iyi arkadaşlar. İşte biraz ısınıyor yeni başlayan için. Biraz sıkıntı olur mu bilemedim. Ama kullanılır abi, ne olacak. Güzel ya, başlangıç için yapmışlar abi. Yani uzun bir süre sıkılmazsınız da bundan. Çünkü torku güzel. Kalkışta arabaların hepsini yersiniz abi bununla. Videoyu izliyorsan lütfen beğeni. Hatırlatma. Beğeni atın, yorum atın. Abone olun. Bana destek olun ya. Hissettirin bir desteğinizi. Şu işi bir iyice şevkle, aşkla yapalım ya. Öyle abi, drift diye kullanıyorum şu kadar zamandır. NK'ya geçeyim mi? Geç abi. Tatmin eder seni. Scooter kullanıyorum bir süredir. Geçeyim mi? Geç abi. Güzel. Nice hocam. Abi kask açık, kask. Kaskını niye kilitlemiyorsun? Alttan yanıyor ayağım var ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sıradaki istek motosikletlerinizi yorumlara yazarsanız öncelik tanıyabilirim. Bir sürü motosiklet bekliyor sırada. Kendinize iyi davranın. Lütfen ekipmanlarınızı giyin ve hayatta kalın. Eyvallah.